Arasta Çarşısı hemen hemen bütün illerde var. Yukarı Çarşı'da devam eden Arasta Çarşısı çalışmaları kapsamında cephe güzelleştirme ve zemin çalışmaları yapılıyor. Proje kapsamında cephe güzelleştirmesi çalışmalarının yanı sıra Yemeniciler Sokak'ta taş döşeme çalışmaları tamamlandı. Proje tamamlandığında 16'sı tescilli olmak üzere 162 dükkanın tadilatı yapılmış olacak. Proje detayları hakkında bilgiler veren Bolu Belediyesi Fen İşleri personeli Vasfi Taş'tan Yukarı Çarşı'ya kapalı çarşı görünümü vermeye çalıştıklarını ifade etti. Burada 162 adet dükkanımız mevcut. Bunlardan 16 tane tescillimiz var. Geri kalanlar normal eserler. Bunlarda biz cephe güzelleştirme işi yapıyoruz. Bunun için lambiri imalatlarımız var. Sonra çatıları yeniliyoruz. Doğramaları değiştiriyoruz. Ahşap üzerine genelde yapılan imalatlar. Başka çarşımız için hani yerlerde zemin değişikliği yapmayı öngörüyoruz. Orta kapama, yani bir kapalı çarşı havası verme düşüncemiz var. Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü restoratörü Senem Karabıyık, tarihi Arasta Çarşısı'nın 13 yıllık bir proje olduğunu fakat Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yeni onay alındığını belirtti. Prosedürleri de Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanarak, yani yaklaşık 13 yıldır devam eden bir proje aslında bu. 13 yıllık süre sonunda koruma kurulundan nihayet onaylatabildik ve uygulamaya başladık. Tescilli binalarımızı koruma kurulu nasıl istiyorsa, yani projeleri nasıl onaylandıysa o şekilde restore ediyoruz. Diğer dükkanların sadece cephelerini yapıyoruz ama tescilli binaların çatlak tamiratlarını, gerekli uygulamaları proje doğrultusunda uyguluyoruz. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Arasta Çarşısı projesi için 15 yıldır çalıştıklarını kaydetti. Belediye Başkanı olduğumuz günden bu yana Yukarı Çarşı'yı restore etmek için çalışırız. Tabi bunun için Anıtlar Kurulu'ndan izin almak gerekiyor. Anıtlarla ne mücadeleler vererek bu projenin onaylanmasını sağladık. Sağlarken de bir de vatandaşın ekonomisine uygun şekilde bir projenin de olması lazım. Üstünde kapalı hale dönüşüp burası turizme açılması lazım. Buradaki esnaf da artık turizm amaçlı bu dükkanlarını dizayn etmesi lazım. Siz bunu istersiniz de esnaf istemezse bu iş olmaz. Bunu esnafın isteyip bizi zorlaması lazım. Burada tersini yapıyoruz. Biz isteyip esnafı zorluyoruz. Şu an burası başladı. Tabii ekonominin de en sıkıntılı olduğu döneme rastladı. Biz esnaftan bunun parasını almamız lazım ama esnafa da daha az yük vererek bunu almamız lazım. Onları da rahatsız etmememiz lazım. Biz kendimiz şu an ekonomik olarak sıkıntı çekiyoruz. Bir yerden bir kredi hibe falan bulabilir miyiz dedik ama Türkiye'nin şartları gereği onu da bulamadık. İnşallah onun araştırmasına da devam ediyoruz. Ama inşallah burası adım adım bitecek. Buradaki çalışanlar, dükkan sahipleri de çile çektiler, biliyoruz. Çünkü bu hemen olacak bir şey olmuyor bazen. İnşallah bittiği zaman burası turizm kenti olacak. Bolu'nun turizm merkezlerinden bir tanesi olacak. Asıl amacımız şu: Abant'a, Gölcü'ye, Yedigöller'e çok sayıda insan geliyor. Onları buraya çekmemiz lazım, Bolu'ya. Burada da onların alacağı bir şeyler olması lazım ki çekelim.